Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Sevgili arkadaşlar, sizi 3-4 ay oyaladım. Ta ki unutursunuz diye. Çünkü ilmi yoğunluğa boğulmayasınız diye simayı bitirmemiştik, sureti bitirmemiştik, cismaniyete girmemiştik. Neyse, gayem şu: ölmeden inşallah ahiretin üstünü açacağız hep beraber. Artık ahiret İlmi seviyede değil, hissi seviyeye gelmeden hiçbirisi ahirete gitmek yok. Ahirete gitmeyeceksiniz o zaman. Hissi seviyeye geleceksiniz. İlk önce fikretmek, sonra hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. His seviyeye gelince ahiret bedahet ve zaruret seviyesine geliyor. Ahiret bedahet ve zaruret, ama A şartla laf dinleyeceksin. Laf dinlemek nedir? Öyle zıp zıp bir okuyayım, bir okumayayım. Estiği zaman okuyacağım. Öyle Hacı Baba'nın böreği bile bu kadar ucuz değil. Hacı Baba'nın böreği bile değil. Adam gibi adam olacağız. Okuyacaksın kardeş. Her gün 10 dakika okuyacaksın. Bu dersleri de takip edeceksin. Bir takip et, iki getme falan. O da yok. Öyle. Öyle bedava yok. Bedava verilmiyor. Ben hiçbir şey bedava almadım. Senin de alacağını zannetmiyorum. Şimdi ama ahiretin üstü açılacak. Sakın bana gönderme yaptı deme. Çünkü niye? Seni muhatap alacak kadar zamanım yok. Ben genel söylüyorum. Bazılar böyle hemen hissediyorum. Mesela beni muhatap aldı. Yok kardeş, muhatap aldım yok. Çünkü ben şahısları muhatap alacak kadar zamanım yok. İşim çok. Hele böyle ders makamında hiç kimseye muhatap almamışım. Geneli şudur. Ciddi iş yapıyoruz. Cenab-ı Hak da oyun oynamıyoruz diyor. Allah Allah'lık yaptı bir alemdeyiz. Allah Allah'lık yapıyor. Tecelli. Böyle lakaytlıkla olmaz. Namazımızı kılacağız vaktinde. Tesbihatımızı yapacağız, Kur'an'ımızı okuyacağız, Hizbul Kur'an'ımızı okuyacağız, Hizbul Hakayık Nur'u okuyacağız. Haftada en az bir iki derse gideceğiz, bir tane en az. Sonra 5-10 dakika Risale okuyacağız. Yok kardeş, yani o da olmadı mı? Ne yapayım ben şimdi bu akşam? Dizi yok, maç yok. Ne yapayım? Ulan karıyla kavga edelim, bana hadi derse gidelim. Böyle ders olmaz. İstepte lastik değil ders. Lastiğin patladığı zaman kullanılacak lastik değil. Devamlı takılı olacak. Sonra da istepte lastik kullanırsan seni de ahirette istepte lastik yaparlar. Tamam. Şimdi ahiretin üstünü açar. Peki suret. Suret nedir diye bir mukaddeme yapayım. Suret. Ondan sonra gireceğiz. Suret. Süreç şudur. İslamiyet imanın suretidir. Ne kadar Allah'a imanın varsa o kadar peygambere ve İslamiyet'e uyarsın. Peygambere uymak imanın suretidir. Kütüb-i Sitte hadis külliyatı Kur'an'ın suretidir. Surete böyle bir kafamızda olgunlaşsın. Suret nedir diye. İslamiyet imanın sureti. Kütüb-i Sitte 6 tane hadis kitabı, külliyatı esasın ehli sünnet ve cemaatin kaynağı. Bu Kütüb-i Sitte'ye kim hücum ediyorsa zındıktır. Ölçü budur.
Çünkü Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın şart elini indirmeye çalışıyor. Dikkat edin, Kur'an Müslümanları diyenler bilerek veya bilmeyerek zındıklık yapıyorlar. İslamiyet zincirinden sizi çıkarmaya çalışıyorlar. Namaz, salatın suretidir. Benim vazifem bunları demek. Bunları demezse beni asarlar ahirete. Oruç, samediyetin aynısıdır. Mesela samediyet, Allah yemez, içmez, cinsi haşa ihtiyacı yoktur. Bunu biz nasıl gösteriyoruz? Oruçla. Tamam mı arkadaşlar? Zekat, iyiliği fark etmenin. Yani iyiliği fark eden, Allah sana iyilik yaptı mı? Verdi mi kardeşim? Verdiğini fark ettin mi? Zekatını verirsin. İyiliği fark etmedin mi? Zekat vermezsin. Zekat, iyiliği fark etmenin. Başka? Anladınız mı? Allah'ın iyiliğini fark etmektir zekat. Ölüm anı yaşanan hayatın farkındalığıdır. Hatta ölüm korkusu yaşamayı fark edenlere aittir. Dostluklar davanın suretidir. Dostuz arkadaşlar. Bağırsak da, çağırsak da, kızsak da, kızmasak da biz dostuz. Başka şansımız yok. Peki, dostluklar davanın, gadab ve şehvet hayvaniyet hakikatinin suretidir. Suret olgunlaşsın zimamıza, surete gireceğiz şimdi. Bodoslama gireceğiz inşallah. İman hidayetin suretidir. İmanla hidayet misal vereyim. Güneş haşa misal için. Şemsezeli Allah makamında. Ondan gelen fotonlar, şualar, hidayet. Camı açtın, içeriye girdin, çiçek falan oldu. Oda ısındı, onayladın, içeriye girdin. Oda ısıttı, çiçekler oldu, onun adı iman. Hidayet Allah canibindeki yön, onu onaylarsa kişi hidayeti iman olur. Dünya ahiretin suretidir. O şey yapalım, onu bir kenara alalım. Şey kamerada olduğu için yavrum sen geç bir arkaya. Bir geç, bir geç, 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 geç. Babası bunları ayarlayacak, bize söylettirme. Sırat köprüsü istikametin suretidir. Haşir meydanı, haşir meydanı sadakatın suretidir. Cennet, ihlasın suretidir. Ceset, beden ve ruhun suretidir. Anne, şefkat ilahiyenin sureti, şefkat ilahiyenin suretidir. Bir yazı vardı, Nur dersine gördünüz mü onu? Görmeyenlere diyeyim. Biz dostlarımıza ihanet etmeyi kâr-ı beladan biliyoruz. Sevgiliye tekmelemeyi anne karnında da öğrenmişiz. Anladınız mı? Biz anne karnında sevgiliyi tekmeleyi, tekmelemeyi oradan öğrenmiş gelmişiz yani. Onun için size birisi tekme atmasına şaşırma. Çünkü anasına tekme atmıştı. Sana tekme atması çok değil. Tamam mı? Rahatlatmak için. Bu da sibobu havasını almak için. Eski bemeceler vardı. Biraz ön taraflara eğlenceli. Şöyle ön taraflara şöyle geçer misiniz? Geç kardeş, geç, geç, geç. Ne yapayım? Daire alın dedim, yandaki almadınız, sıkışın. Oh! Ben nasıl rahatım? Alsanız ailenizi de getirecektiniz öyle. Tamam mı? Ne yapayım? Seviyorum sizi de onun için diyorum kardeşler. Baba, hırs ve himayenin suretidir. Baba, hırs ve himayetin suretidir. Affetmek, taassup etmemek batında olmanın suretidir. Bir insan tenkit, eleştiri, gayz, nefret, taassup neyin suretidir? Dışarıda olmanın. Kucaklama, affetme, sevme, muhabbet etme, aşk içeride olanın özelliğidir. Şimdi bir misal vereyim.
Allah bu kainatı yarattı, bir sebebi vücudu muhabbettir. Yazılımı budur. Yani sistem, kainatın yazılımı budur. Bu kainatın yazılımı muhabbet üzerine yazılmış. Sen üzerine adavetle dolaşırsan dünyada rahat ve huzurun olmayacaktır. Çünkü sisteme ters çalışıyorsun. Cemaat olmak rıza ilahiyenin suretidir. Hizmet fedakarlığın suretidir. Feyiz tefekkürün suretidir. Sureti biraz anladık mı arkadaşlar? Kaba taslak vurduk mu? Şimdi surete giriyoruz. Ya Allah bismillah. Peki 351'den devam edeyim. Biraz böyle fazla yön olacağınızı bilseydim bilmiş olacaktım. Demek ki bilmemişiz. Yani biraz daha hafif ters olur dedik. Şu. Ama artık idare edin. Surete giriyoruz. Sureti biraz anladık mı? İslamiyet imanın suretidir. Anne merhamet ilahiyenin suretidir. Baba hıfz ve muhafaza etmenin suretidir. Zekat Allah'ın iyiliğini fark etmenin suretidir. Tamam? Feyiz tefekkürün suretidir. Dişe vuruşu. Şimdi sureti biraz anladık. Peki ne diyelim? Şu gözüken yapı. Şöyle de bir misal vereyim. Herkesin siması farklı mı? Farklı. Oysa hepsi, diyelim 10 kişi, 60 kilo geliyor. Niçin herkesin siması farklı? Hepimiz 10 kişi doğdu, bebekler, hatta ikizler de var, 300'ler, 400'ler, aynı yemek yediriyoruz. Simanın farklılığı ruhtan geliyor. Namaz kılan, kılmayan, zekat veren, vermeyen, zalim, alim. Tamam mı? Batının dışa vuruşudur. Simadan hepsi gözüküyor. Mesela size bir misal vereyim. Metroya bindiniz. Bakın böyle, bakmayın ama. Bakın ama bakmayın. Göreceksiniz. Kah maymun, kah tilki, kah yılan, ay bir tane sırayla yapayım. Maymun, tilki, yılan, ayı, domuz. Bu sıra tesadüfen söylemiyor. İnsanın bozulma sürecidir. Bir insan bu sırayla bozulur. İlk önce maymun olur. Taklitçilik. Televizyon ve internete baka baka konuşmasını, davranışını, elbisesini, giysisini, hatta içtiği çay şeyini vesaire ona benzetir. Maymun. Maymun ola 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 tilki olmak kolay olur. Tilki ola 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 yılan olmak kolay olur. Yılan. Yılan ola ola ayı olur. Hücum eder böyle. Gasp eder, yer içer. Malına şey yapar. Yemin billahi der. Yani çok rahat. Sen de malı alıyor, yiyor, parayı vermiyor. Bu nasıl bir şeydir? Ayıdır yani. Sonra beşinci bozulma süreci domuz. Domuz oldu mu la yetolü cennet illa deyus. Allah Resulü diyor ki cennete deyus giremez. Deyus kimdir ya Resulallah? Namusunu kıskanmayandır. Namusunu kıskanmıyorsa velev dahli namin. Şimdi sima yöre yöre bile belli. Namaz kılan, kılmayan, isim vermek istemiyorum böyle. Ama toplum kültürler arasındaki farkı da namaz kılmış kılmamış mı? Sabah namazı bile belli. Beş vakit namaz kılsın, beş vakit namazın simasındaki nuraniyet bir tarafa, teheccüd kılarsa ki nuraniyet farklıdır. Beş vakit namaz kılmak fazilet kemalat değildir. O vazifedir. Nefes almak gibi. Fıtratın gereğidir. O yaratılışın bedelidir. Nafile namaz kılmak, mecbur olmadığın halde kılmak, o Allah'a yaklaştırır. Beş vakit namaz Allah'a yaklaştırmaz. Vazifedir o. Nedir o? Evvabin namazı, işrak ve duha namazı,
teheccüd namazı gibi, tamam mı? Veya teravih. Onlar nafile namazlardır. Ne anlatmaya çalışıyorum? Şu sima ruhsal yapıyı dışa vuruyor. Yani simadadır ruh, ruhtadır sima. Sima ile ruhu seyredersin. Çok rahat. Tamam. Ruhu söküp alırsanız sima atom seviyesinde olur. Biraz daha şey yapayım. Hatta merak ettiniz bu adam öldü, nereye gitti? Nereye gittiğini anlamak istiyorsanız giden diyor ki ruh, kimlik bıraktım. Hani var ya, yazıyoruz. Kardeşim Mehmet, ben falan geldiğim adres şu. Koyuyorsun ya. Geldik, nerede Hasan? Ha, oraya gitmiş, adres bırakmış. Bir insan nereye gittiğini adres bırakır ya. Morttaki ceset ruhun gittiği yerin adresidir. Bakın görürsünüz nereye gittiğini. Çok rahat. O, gen bakmayın ama bakın. Yani sima ruhun dışa vuruşudur. Ne anlatacağım biliyor musunuz? Bunu anlatmak için anlatmadım. Şu simada ruhu seyretmek. Ruh ne kadar yakın simada, ne kadar uzak. Tamam mı? Simadan kasıt dünyadır, ruhtan kasıt ahirettir. Sima ruh ilişkisi ne kadar yakınsa dünya ahiret de böyledir. Ruh simanın neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Şu dünya denilen yer ahiretin üzerine böyle tenteneli tül perdesi gibidir. Şöyle bakarsın. Şu ahiret. Yani çekirdekten ağaç. Çekirdekle ağaç ilişkisini düşün. Hiç kimse bekler mi ya bu çekirdekten böyle bir ağaç çıksın? Olur mu yani? Ömründe böyle bir şey görmedin. Böyle bir şey çıkacak. Hiç mümkün mü? Bir su, bir damla demeyeceğim, bir hücre yani. Ben yaratıldım. O suyu koysalar, bundan ne çıkar? Hasan çıkar da yani böyle merhameti, şefkati, hayası, edebi, tefekkürü, anlayışı, hiddeti vesaire. Yani beni anlar mısın? Hatta kimlik cüzdanında bile varlığımı bilirsin. Benim ruhsal yapımı bilemezsin. Arkadaşlar, çekirdek ağaç ilişkisini düşünün. Ha, ağaç çekirdeğe bitişik değil. İnkışan patlamasından çıkmıştır. Ahiret de çekirdeğin içerisine böyledir. Dünyadır çekirdek. Ahiret dünyanın patlamasından çıkacak. Senin ahiretin senin ruhunda. O gideceğin ahiret ruhunun ağacıdır o. Şu anda ahiretini yapıyorsun. Toprak altındayız. Her bir insan bedensel itibariyle çekirdektir. Şu alemi gayb perdesi arkasında şu an an ve an şu anda duruyorsun ya. Orada ahiretin inşa ediliyor. Ağaç. Toprak altını düşün. Dar, soğuk, kimsesiz, karanlık. Tamam? İslamiyet suyu. İmanın ziyası. Ubudiyet toprağı altında ve evamir-i Kur'an'ı. Yani böyle davranışlarımız toprak altındaki çekirdeği toprağın üstü olan hava alemine, çekirdeğe hiç benziyor mu? Ağaca bakın, çınara. Çekirdeğe bakın. Ağaca bak. Çekirdeğe bak. Ha. Ki benzemiyor. Çekirdeğe hiç benzemiyor ağaç. Bu böyle olursa insanın ruhundan ne olur? Şu anda sen çekirdeksin. Şu aynı anda ahiretin inşa ediliyor. Şu anda ahiretin inşa ediliyor. Oraya gidince inşa edilmeyecek. Ediliyor şimdi zaten. Dünya ahiretin suretidir. Ruh sima ilişkisini düşünün diye. Şimdi eğer oraya bakabiliyorsanız karabalıksınız. Oradakiler baksın. Yani şuradakiler biraz zorluk çeker. Çünkü şekil yapacağız. Biraz şey olacak. Maddi ve cismani olan alemi şehadet. Şu dünya var ya, dünya. Maddi ve cismani. Neymiş biliyor musunuz? Alem şehadet. Bir cesettir. Bir lafızdır, surettir. Neyin peki? Ahiretin. Dünya nedir? Bir daha söyleyeyim. Dünya ahiretin cesedidir. Dünya ahiretin lafzıdır. Dünya ahiretin suretidir. Yani bak. Şöyle diyeyim. Doğuştan sağır.
Tamam. Doğuştan sağır bir insan düşünün. Şekli görüyor. Gösteriyoruz. Kur'an'ı gösteriyoruz. Şimdi ben oraya bakıyorum. Bak diyorum. Ama hiç duymamış. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Duydu mu? Duymadı. Sağ dedik ya. Peki. Ağzımın oynadığını gördü. Şekle bakarak sesi hayal edebilir mi? Ha, şekil dünyadır, ses ahirettir. Şeklin sese dönüşmüş halidir ahiret. Daha ileriye gidiyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Yazı sesi benzemedi. Ses de içindeki manaya etkilendin ya, mana, ilmi, fikre benzemedi. Fikir ise benzemedi. Bazen coşuyorsun ya. Yani ağzımızdan çıkan kelamda yazıya benzemez. O kelamın içerisinde dima var, kalp var, duygular var, meyiller var. Yok mu? Heh, peki neresinde? Kelamın neresinde mana varsa ahiret de dünyanın orasındadır. Peki doğuştan ama kör. Şekli görmüyor. Duyuyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Duydu mu? Duydu. Duyuyor, görmüyor. Hadi kardeş bunu şekillendir. Nasıl bir şekildir bu? Harfe dönüştürebilir mi? Dönüştüremez. Tamam. Bak ses ve yazı. Ruhsal haletimiz dünyadaki hadiselere böyle benzemiyor. Evet, dünyevi hadiseler Kur'an harfine benziyor. Elif, B, T, S, Cim. Sese bak. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Benziyor mu yazıya? Benzemiyor. Ruhsal haletlerimiz, duygusallıklar da maddeyi dönüştürüyoruz. Bak, insan öyle bir kavşaktır ki şekli sese, sesi şekle, şekli de sese dönüştürüyor. Aynı zamanda dünyayı ahirete, ahireti dünyaya dönüştürüyor. İnsan bir kavşaktır. Ahiret nerede? Senin cesedinde ruh neredeyse ahirette dünyanın orasındadır. Mana lafzı neresindeyse daha şey diyeyim. Odun düşünün. Odunun neresinde nur varsa dünyanın orasında cennet vardır. Odunun neresinde duman varsa cehennem de dünyanın orasındadır. Odun dünyadır. İçerisindeki yapı ahiret. Lazcası bu. Türkçesini siz çarpın. Bu kadar anlatabiliyorum. Dünya ahiret ilişkisi. Odun, duman ve nur. Duman nerede? Odunun sağında, solunda, altta, üstte. Değildir içinde. Her yerde. Her yerde. Her yerde. Olmadığı yer yok ki abi. Yani içi derken şu. O kardeşime söylüyorum. Su nerede? Bardağın içinde. Doğru. Bardak ayrı, su ayrı. İçi diş ya. Duman odunun içinde değil. Donmuş. Duman donmuş, odun olmuş. Nur donmuş. Nur da neredeyse, duman da orada. İki zıt şey aynı yerde. Yerde işgal etmiyorlar. Birbirini kapatmıyorlar. Su neredeyse H2 orada. H2O. Enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cebeli, ruh cebeli. Nur Muhammed Esma aynı yer. Hepten böyle bu derslere geli geli okuya okuya ahiret hepten alışmış olduğumuz bir alemdir. Bu dersleri duya duya ahirete gidince şaşırmayacaksınız. Aa nerede falan? Yok gayet aynı. Şu andaki duygularınız ahireti duygulardır. Onun için şaşırmayacaksınız. Şu anda yaşadığınız duygular bu kalabalık olmasına rağmen. Ha bu arada şeyi açın. Camları bir açsanıza. Kapat, açık mı yoksa Suat? Eyvah Suat. Hemen şeyi de şey yap. Şey yap. Camı. Heh. Arkadaşlar o yapsın işini, biz işimize bakalım. Alem-i Şehadet
Bak nereden açıldın? Kelam yazıya, yazı kelama. Kelamın içerisindeki mana kelama benzemiyor. İşte dünya ahiretin üzerine bir cesettir, yazıdır, lafızdır, surettir. Dünya sima değil surettir. Ruh değil cesettir, mana değil lafızdır. Bir daha oraya bakarak şey yapın kardeşler. Tamam, hepinize elinden kitap veremedik, kağıt veremedik ki takipçi olsun diye. Bak, bakın çünkü beni dinlerseniz kulağınız ve gözünüz ve aklınız da çalışır. Beni dinlerseniz aklınız, kulağınız çalışır, gözünüz çalışmaz. Oraya yazıya bakarsanız göz de devreye girer ki basar sıfatı. Peki neyse, siz bilirsiniz. Ben devam ediyorum. Efendim abi? Yok şu mu? Ona gerek yok şu. Şuradan aşağı okuyacağız. Okudum. Burayı tamam. Görüyor musunuz şu harika ahiretin ispatı? Maddi ve cismani şu dünya, alemi şehadet dediğimiz şu dünya var ya şu dünya, bir cesettir ruha göre. Bir lafızdır manaya göre. Mana, bak kalbimde mana coşuyor. İlmi fikirleri yüklüyorum. Sese dönüştürüyorum. Ses beni taşıyor dışarıya. Beni taşıyor ama ses bana benzemiyor. Ama beni taşıyor. Ses de maksat dünyadır. Bendeki o manalar ahirettir. Ahiret nerede? Kelamın neresinde mana varsa oradadır. Ahiret nerededir? Odunun neresinde duman ve nur varsa oradadır. Dedik. Şimdi öteki sayfaya geçiyorum. Hepten yani ahiretin üstü açılıyor biliyor musunuz? Yani düşünen insanlar için çok şey yani. Arkadaşlar burada orayı yaşarsak oraya gidince şaşırmayız. Burada orayı yaşamak demek şu anda derste güzel alet yok mu? Eğer güzel aletin şu anda yoksa yoktur demektir. Tamam. Yani şu anda güzel aletler oralıdır. Yani yediğiniz gıdadan kaynaklanmıyor şu andaki güzel duygu. Oh, bu şu andaki aletler dünyaya benzemiyor. Cinselliğe benzemiyor. Baklavaya benzemiyor. Baklavadan alınan bir şey değil bu. Şu andaki böyle ferahlık hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Değil mi Yaşar abi? Bir ulvi bir duygu var değil mi Lahuti? Bazı diyor ki abi bende böyle bir şey yok. Yoksa sende demek yoktur. Ha. Şimdi bu haletleri demek istiyorum ki şu haletleri yaşarsan buna alışa alışa sekerat anında azay gelince bu halete otomatik giriyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili olarak ayet-i kerimede gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı derken iman mertebesine göre çıktıkça orası artık şaşırmayacak. Evet mesela diyelim ki adam fethet yani Sibirya'da kutuplarda girdi öldü gitti men rabbuke diyecektir. Allah Allah neresi böyle ne men rabbuke? Ona hesap yok din gitmediği için. Ama bizim gafil Müslüman gidecek, canını alırken zaten şaşıracak. Böyle Allah Allah böyle miydi? Ama inşallah bu dersleri dinleyen, ciddi dinleyen, tefekkür eden, bak odun, ya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Odun içi diyoruz. Kelam, mana diyoruz tamam mı? Tefekkür ediyoruz. Şimdi sen buna alıştın mı? Şu anda unuturum zannediyorsun. Ruhta unutma bir şey yok. Sekerat anında doğdunuz, öldünüz. Ruhsal bütünlüğünüz ne geliyor Azrail Aleyhisselam? O anda kâletine değil. Doğdunuz, ölüm anı. Bütün ruhsal yüklemeler tek şey olacak. Ona muhatap olacak Azrail Aleyhisselam. Bu haletleri yaşadın. Azrail Aleyhisselam gelince, nerede? Yapmayacaksın, tamam. Evet, endişe edeceğiz. Yok, zaten biliyorduk Azrail Aleyhisselam. Bizim kardeşimiz işte. Cehennem zebanisi değil ki Azrail Aleyhisselam. Bizi seven bir melek. Bizi seven birisi.
Bize şefkat eden birisi. Sırf o şey yapmış, Cenab-ı Hakk'a soru sormuş. Ya Rabbi, ben kullarımın canını alırken alacağım ama kullarım bana küsecekler. Allah bana emretti. Bana ne ya? Kim kisese küssün, kimi takarım demedi. Alırım ben hırtlağından canını. İstersen kulağından çıkarırım. Allah dedi mi canına, alırım. Demedi Azrail Aleyhisselam. Dedi ki ya Rabbi, kullarımın ben canını alırken kulların bana küsecekler canımızı alıyor diye. Allah da diyor ki Celle Celaluhu, merak etme diyor, seninle kullarımın arasına hastalıkları koyacağım, kimse hatırlamayacak seni. Kanserle gitti, trafik kazasıyla gitti, kalp kriziyle gitti. Oysa ömür bitti, kimse demeyecek. Azrail Aleyhisselam da perde, direkt alan Allah'tır. Ne anlatıyorum biliyor musun? Canını, ben bunların canını alıyorum, bana küsecekler diye şefkat eden bir peygamber, meleklerin peygamberi Cebrail Aleyhisselam. Fakat azap ayetlerini getiren Cebrail Aleyhisselam, değil mi? Getirmedi mi? Kur'an'daki ayetleri getirmedi mi? Azap ayetlerini getirmedi mi? Ya Rabbi, ben bu ayetleri götürüyorum ama kullarım bana küsecek ya, bu ayetleri ne yapalım falan dedi mi? Demedi. Hangisi şefkatli şimdi? Niye korkuyoruz ondan? Ya sen cehennem tehditlerini, ayetlerini getirene Cebrail o baş üstüne, tamam hepsi baş üstüne, başımız üstüne ama yani bu Azrail Aleyhisselam ruhumuzu kurtarıyor cesetten. Yani kağıttan nuru çıkartıyor. Azrail Aleyhisselam kaliteli elhamdülillah. Çok hoş, ben çok severim onu. Şu anda duyuyor. En azından öyle deyin, tamam mı? Ki doğru. Hakikaten hepsi bizim için hizmet ediyor. Hepsi. Allah bizimle istihza etmiyor, haşa. Elhamdülillah. Bizi sevmese buraya getirir mi ya? Kalbine bir meyil. Seni hangi güç getirir buraya? Sıkışmış kalbisin. Hiçbir güç getiremez. Kalbine koyan o. Hadi arkadaşlar. Şu dünya lüp değil. Yani öz değil. Esas değil. Sabit müstakar değil. Bu dünya neymiş? Lüp değil. Esas değil. Müstakar değil. Yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya, yani ona uygun, kışırdır, kabuktur, köpüktür. Dünya ahiretin üzerine kışırdır, kabuktur, köpüktür. Kışıra ne diyebiliriz? Hadi bir kim misal verecek? Dünya ahiretin kışırıdır. Yeşil ceviz. Yenmeyen kısmı. Yeşil ceviz. Yeşil ceviz. Yeşil cevizin yeşil kabuğu ve kabuğu. Görüyor musun? Efendim abi? Meyvenin yenmeyen kısmı. Tamam, çok güzel. Gördün mü bak? Peki. Şimdi kabuğa bak. İçine bak değil mi? Ceviz mesela. O yeşil olur. Bir de içindeki kutu değil mi? Ama bir de... Peki. Kabuktur. Köpüktür. Mesela suyun üzerine köpük oluyor ya. Ayran üzerine. Ulan bakıyoruz bomboş. Hava. Ha, köpük ayrana nasıl şey perde ise aslında... Dünyada ahiretin üzerine böyle bir köpüktür. Ha böyle silesim geliyor biliyor musun? Böyle sil de. Peki bu kadar güzel mi? Allah dünyaya zindan diyor. Zindani dünyadan. Allah dünyaya zindan diyor mu mal sahibi? Ahirete ne diyor? Bostan-ı cinan. Yani esas hayat o hayat diyor. Peki... Allah bu dünyaya zindan diyorsa, bu dünyada şu manzaraları görüyor musunuz? Boğazdır, villadır değil mi böyle? Bu zindan ise, acaba bu zindan ise Allah'a göre ki böyledir. Acaba methettiği alem nasıldır? Gel de gitme yani değil mi? İnsan merak ediyor orası. Burası da cennet bahçesi değil mi aslında? Bahçe bu. Yani şu sohbet ortamı. Evet, ha bunların adı. Allah Resulü diyor, sohbet ortamındaki böyle oturmanız değil. Şu anda sıkışıyorsunuz, çekirdeği toprağa sıkıştırdığı gibi ruhumuzun hissettiği cennet bahçesindendir diyor Allah Resulü. İlim meclisleri cennet bahçelerinin bir bahçedir diyor. Aleyhissalatü vesselam. Şu andaki bu haletinizi ilaçla elde edemezsiniz. Doktor bey, dün akşam bir yerdeydim. Vallahi bir sohbet olmuş. Acayip bir duygulara gark olmuştum. Ona ait kap var mı? Size şöyle diyecektir. Yanında beni götürsene. Aynen öyle. Nerede bulacak? Bunu kim? Timya ile satılır derler ya.
Yani bu haletleri bu asırda düşünün. Sokağa çıkın, 10 tane adam tutun, 9'u psikolojik sorun. Böyle psikolojiyi tedavi nerede bulacağız? Bedava. Bedava. Bir şey söyleyeyim mi size? Bu dimağın haritasını bak, söz verdim. 14 gün sonra bir şey ancak söz verdim. Şu dimağın haritasını bu işle alakalı doktorlarla yapacağız onu, haritayı. Ama burada bunlar detayını anlatıyoruz ya. Yani şey değil tabii, o Müslüman dindar doktorlar biliyor. Ama ehli dünya böyle, cesedi insanlar, et yeni olarak insanı görenlere. Onlar, yani şimdi bu ders hakikaten psikoloji tedavidir ya. Çünkü iman enerjidir, enerji mahluktur. Enerji yükleniyoruz. Şu anda ders, sfişi taktınız. Abi ne olacak ya? Pervane de öyle. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Namaz da öyle ya. Kabe de öyle. Tavaf, 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 tavaf. Say, 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 say. Aynı şey ya. Beygir gibi diyor bazısı. Veya Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber. Pervane de öyle değil mi? Elektrik üreten. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ne oluyor peki? Kimse diyor mu ki beygir gibi dönüyor? Ama onun aşağı yukarı yapması İstanbul'da milyonlarca cihazın çalışmasına sebeptir. Biz de namazda aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı derken ruhtaki istidatlar çalışıyor. O pervane ile İstanbul'daki fırını düşünün. O pervane ile süpürge makinesi çalışıyor. Aşağı yukarı aşağı yukarı. O pervane ile fotoğraf çekiyorlar. Dönüyor ya aşağı yukarı. Nasıl ki pervanenin dönmesi şehirdeki milyonlarca cihazın çalışmasının ruhudur. Aşağı yukarı yaparken namazda da ruhsal cihazların, ruhun içinde derc edilmiş cihazlar da böyle çalışıyor. Peki, şimdi aşağı iniyorum. Alem-i şehadet, maddi ve cismani olan bir dünya, şu neymiş biliyor musunuz? Cesettir, lafızdır, surettir. Alem-i gaibin perdesi arkasındaki esma-i ilahiye dayanıyor, hayatlanıyor, istinad eder, can alır, ona bakar, güzelleşir. Yani, mesela size veya birisine baktığınız zaman Allah Allah ne güzel insan ya. Ne temiz adam. Veya bazısına diyor muyuz? Ona mahkeme duvarı gibi adam ya. Suratına bak. Suratını görsem 6 ay yemek iştahından gider yani. Böyle tipler var. Tipine baktığın zaman tam 6 ay kafadan yersin yani. Miden yani yemek yiyemezsin. İştahın kesilir. Böyle tipler var. Niçin söyledim? Batını dışarıda gösteriyor ya. İşte bu dünyada gözükenler de Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesine dayanıyor. Altında bu dünyada gözükenler Esma-i İlahiye dayanıyor. Onunla hayatlanıyor. Ona istinad ediyor. Oradan can alıyor. Ona bakıyor. Ondan güzelleşiyor. Programda yoksa bu nasıl güzelleşir? Ya batındaki program. Çekirdekte program yok. Burada gözükür mü? Peki devam ediyoruz. Yani dünyadaki güzellikten dişe vuranın güzelliğini gösteriyor. Peki maddi ve cismi maddi madde ve alem-i şehadet lüp değil şu dünya. Lüp değil yani öz değil, portakalın özü değil. Esas değil, müstekal değil. Yani böyle sabit olan bir şey değil. Neymiş? Yarılmaya, erimeye, yırtılmaya kışır, kabuk, köpük bir cesettir, bir lafızlı bir sürettir. İşte alem-i şehadet cesettir, lafızlı sürettir. Maddede şunlar, aşağıda bak yazıyor. Peki, madde cüz, alem-i şehadet küldür. Şimdi 278'den devam ediyoruz arkadaşlar. Sıkılan var mı? Sıkılmışsa sıkılmıştır değil mi? Yapacak bir şey yok. Peki. Hadi bakalım. 278. Merak etmeyin. Bedeli çok büyüktür. Okuyorum. Sözden 231'de başka yerlerde suretler ile hakikatler birbirine zıt olabiliyor. Yani namazın suretini gösteriyor ama münafık. Adam mesela
Örneğin kılıyor. Sureti doğru. Bazen buyurun buyurun içinin boşun devrilsin. Değil mi böyle? Bazen çok ustalar suretini geçici olarak yapıyor ama işin ehilleri gözünden şey yapar, anlar. Mesela eskide biraz meşguldum. Bilen bilir. Bir meşhur bir dövüşçü, o sanatı yapan, diyor ki, çok ilgimi çekmişti, unutmuyorum o tarihte, lisede okurum. Ben diyor, kişiye bakıyorum gözüne, gözünü hiç öyle atmıyorum diyor onu. Ayağı nerede duruyor ve ne yapacağını görüyorum diyor gözünden. Ayağı nerede duruyor? Alt ayağı. Ayağına bakmıyorum. Ve ne hamle yapacağını ondan önce iki defa, iki hamle önce fark ediyorum. Bruce Lee. Ben bir şey demedim ya. Tamam. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Niyet gözde gözüküyor. Anlıyor musunuz? Bu ehli dünya diyor. Bir Müslüman değil ha. Ben diyor gözüne bakarak iki gözünde gözüne bakarak ayağı nerededir? Şu anda ne yapacak? Ondan sonra neyi düşünüyor? Gözünden görüyorum diyor. Esnaflar çok iyi bilir. Adamın girişinden dükkana adam girdi. Parası var mı yok. Sormak için mi girdi? Tamam. Ondan sonra alacak mı, almayacak mı? Belli. Tamam, bizim için belli değil. Endişe ettim. Kim ne için gelmiş? Ben bir katil bir zamanda bana şöyle bir şey anlatmıştı. Ben diyorum bir katili gözünü anlayabilirim. Nasıl anlayabilirsin demiştim. Katillerin adam öldüren gözünde feryat diyor. Donuk bakır. Fesubana. Evet. O tecrübesini anlatmıştı. Evet. Ben bir kişiye baktığım zaman ehli ya. Adam öldürmüş mü öldürmemiş biliyorum. Gözü bak. Dolu bakıyor. Esrarcı da diyor. Evet. Esrarcı da öyle demişti bana. Esrar uzmanı. Biz dedi gözüne bakarız. Tak içiyor mu içmiyor mu? Kesinlikle anlarım dedi. Köpek anlıyor da. Köpek kendini çok uzaktan anlıyor. Çok uzak. En azından o köpeklik sıfatımız var ya o. O tarafımız, o sıfattır da bütün mahlukatın cemiyiz ya biz. O gelişirse belli oluyor. Ta. Hemen. Yani adam esnaf anlamıyor. Ben bir adam kürsüye çıksın birkaç dakika böyle tipine bakayım öyle çıkarken anlarım bu konuşacağım mevzunun ehli midir değil midir. Belli kardeş. Hani ev iş yapıyorsan. Ama katil olmadığım için bilmiyorum o duyguyu. Kendisi bilir. Katil adam, katilin dedi gözünden bak anlarım dedi. Ne? Gözüne fer olmaz dedi. Mesela simaya bakın namaz kılıyor mu kılmıyor? Kesinlikle. Evet okuyorum. Münafık bazen suret hakikat da farklı olabiliyor. Batıl hak suretini hatta bazen batıl suretini giyebiliyor. Bunu vesvese ve vehim de yapabiliyor. İçsel alemde bu karışıklıklar olmuyor. İçeride olmuyor. Mesela dışarıda münafık. Sana münafık. Kendisine münafık değil. Şeytan kendisine şeytan değil. Şeytan kendisi bilir şeytan olduğunu. Münafık münafık olduğunu bilir. Müjdeler olsun size. Sen münafık olmadığını sen biliyor musun? Ha, münafık değilsin. Çünkü münafık münafıklığını bilir. Münafık kendisine münafık değildir. Harice münafık. Sen kendi kendine sorar mı abi? Sorar. Yani münafık sormaya gelmez. Sormasın. Niye sorayım? Münafık bilir. Kendisini bilir. Sen de diyeceksin ki abi nasıl bilir? Bilmiyorum ki ben daha önce münafık olmadığımdan bilmiyorum. Sen de onun için soruyorsun zaten. Endişe etme. Münafık olsaydın sormazdın zaten. Münafık olsaydın suratı çevirirdin şimdi bizden gizli. Olan anlarsa ne yapar sonra? Münafıklık alametlerinde hani düşündüğü zaman münafıklığın ne alametleri? Peygamberimiz Aleyhisselam söylemiş, ustad şer etmiş. Bir, peygamberin aleyhindedir. Kalpsizdir, vicdansızdır. Sözünde durmaz. Konuştuğu zaman yalan söyler. Piyasaya bakın. Kur'an'ı esas alıp sünneti inkar edenler münafıktır. Çünkü peygamberin aleyhindedir. Çaktırmadan peygamberin düşmanıdır. Ve peygambere kibirli adamdır. Peygamber oysa
nefsimizden daha çok beni sevmedikçe. Oysa o bizim hakikatımız. Hadisi inkar etmek, ayeti inkar etmenin aynısıdır. Öyle mi değil mi? Peki abi, Peygamber Efendimiz'i mesela az sevmek falan münafıklık alakalı. Değil, değil. Değil, değil mi? Çünkü münafık diyor usta, peygamberin aleyhindedir, aleyhinde. Ne demek? Hadisi inkar eder. O az sevmek, çok sevmek imanın seviyesidir. Bunu yaparken. Yok yok. O iman bir şey mesela. Ta ehas havasa mahsus o. Peygamberin aleyhindedir. Kur'an Müslümanların namı altında sünneti inkar edenler münafıktırlar. Çünkü hadis inkar ediliyor. Niçin kafir değiller? Müslümanın karşısında olana kafir denilir. Münafığın içinde olup da Müslümanı yanıltana ayetleri değil, daha çok o ayetler olduğu için, hani bir ayet var Kur'an kadar kıymetli. Biz indirdik, biz koruyacağız. Olmasa Kur'an'a da şüphe yapacaklar. Rastgele hadisleri inkar edenler zındıktır. Ustad öyle diyor. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir münafık. Ama şeyde, zahirde şey yapmazlar, methetmezler ama Muhammed der. Aleyhisselatü Vesselam da falan demez, böyle bazen der. Yani anlarsın be kardeşim, münafık Peygamber'in aleyhinde mi değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, deyiş var. Peygamber. Ha, senin, Muhammed dedi ki, sen asker arkadaşın sen. Bak, Muhammed. Bir de var, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Uslubunu ve ifadeye bak. Fark, onu anlarsın. Uyanık olun kardeşim, daha şey yapmayalım, girmeyelim buna. Peki söyle, bırakmayayım seni. Söyle söyle. Bunlardan bir tanesi, isim vermek istemiyorum. Verme. En meşhur olanından biri. Frederick'in kabusuna benzeyebilir mi abi? Nerenin? Bir film vardı. Frederick'in kabusu. Bir an benden ben seyretmedin ki. Frederick'in kabusu. Ben zamanında izlemiştim. Yani çok korkmuş ya abi. Tamam tamam. Korktum abi. Çünkü Ustad Kastamonu, Kastamonu 150'de söylüyor. Valla. İslam namı altındaki zındık diyor. 150 Kastamonu'da geçiyor. Ustad diyor, İslam namı altındaki zındık diyor. İslam ismi altındaki zındık diyor. Evet. Kastamonu 150'de söylüyor. Peygamberin aleyhinde kütübü. Çünkü Buhari'de görmek, sahabeden işitmek gibidir diyor. Kadmektubat'ta. Peygamberin aleyhinde olan titrer, Allah'tan korkar bu hadis mi? Hadis uleması değil midir? O şey yapar. Onun adına muhaddisun denilir. Hadis uleması Kur'an'ı tefsir edemez. Kur'an'ı tefsir eden hadise tefsir edemez. Kur'an'ı tefsir edene müfessirun denilir. Hadisi tefsir edene muhaddisun denilir. Hatta mezhebimizde Kur'an nasıl okunacak İmam Azam'dan öğrenmiyoruz. İmam Asım, imamımız ayrı. Kur'an nasıl okuyacağımız ondan öğreneceğiz. İhtisas bu. Ömrünü buna vermiş. Ameli nasıl yapacağız? Kimden öğreneceğiz? İmam Azam'dan. İtikadı nasıl öğreneceğiz? İtikadımızı kimden öğreniyoruz? İmam-ı Maturidi Hazretleri. Adam geliyor, hem hadis, hem ayet, hem kıraat, vay be! Allah Allah! Hepsi bir arada demiş. Tabii, hepsi bir arada. Bir tane alana, bir tane de bedava. Hadi bakalım. Kafasına yatan hadis yapmıyorsa değil. Tövbe, tövbe. Sırf eylemde, fiilde zıt zıttını cem edebiliyor. Doğru düşüncelere vesvese ve vehim batıl suretini bulaştırabilir ama gime yoktur. Mesela benim hakkımda şu anda veya hanımın hakkında ya acaba bu neyi kastediyor falan diyebilir. Ondan hiç endişe etme. Ama vesvese ve vehim biraz bulaştırır manaya ama manaya libas giydiremez. Vehim dimağa aittir. Değil mi? Biliyorsunuz. Çok anlattık bunu da. Dimağa aittir. Yoku var eder. Vesvese varı yok eder. Bu fikirdir. Bu eylemdir. Mesela abdestim var mıdır yok mudur? Vehim midir vesvese midir? Vesvese eylem. Peki ahiret ya yoksa bu vehim midir vesvese midir? Vehimdir. Düşünceler vehim. Eyle abdestin var mı? İmanın var mı? Bu kalbe ait vesvesedir. Varı yok eder. Varı yok eder. Tamam mı? Vara hücum eder.
abdestin var mı diye vesvese geliyorsa günah bana ait. Altına imza atmış şeytan. Ben şeytan tasdikli abdestim var demektir. Bekleyin abdestinizi, vesvese geliyorsa kalitesi artmıştır. Abdest alırsanız abdestinizin kalitesini düşürürsünüz. Çünkü şeytan bile altına imza atmıştır. Senin abdestin var. Ne dedi? Vesvese yaparak. Abdesti unutursanız hemen şeytana sorun. Var mı yok mu? Eğer vesvese geliyorsa almayın. Vesvese gelmiyorsa gidin alın. Çünkü şeytan ona musallat olmadı. Çünkü buraya çiçek koysam cam aç arı gelir. Pislik koy cam aç sinek gelir. Şeytan bana musallat olur. Yok olmaz. Abdestin yoksa ona abdestin var mı? Gider alır. Adam aptal mı? Gider Alman'a, Fransız'a, İngiliz'e, Bulgar'a, o iman etmeyenlere. La iman, imansızlık çok kötüdür ha. İman etmesin böyle girersen diye. Gider söyler mi? Gider iman eder. İmansızlık kötü olduğunu şeytan der mi ya? Ha. Kime musallat olur? Allah Resulüne demiş. Ya Resulallah, imanımızdan şüpheler ve sesler geliyor. Halis imanın alametidir. Çünkü vara musallat olur. Hırsız boşa bir girer mi? La şeytan iyi biliyoruz. Peki, ama içini o biliyor. Onun için münafık olduğunu bilir, şuurludur. Suret, imtiyazında ailesidir. Suret, herkesin imtiyaz özelliğidir. Suret, içeriği dışarıya, dışarıdakileri de içeriye almaya kabildir. Yani çanak anten, peki, onun gördüğünü görebiliyor musunuz? Çanak anten, çatıdan. Hayır. Bakın bakalım, uyduyu görebilir misiniz? Çıplak gözü göremezsiniz. Çanağın gördüğünü nasıl anlarız? Televizyonda gözükür. Çanak anten simadır. Uydu karşıdakidir veya ahirettir veya Allah'tır. Sima görüyor. Tamam. Nasıl anlaşılır? Simada gözükür. İçeride televizyon oynar. Tamam. Dışarıyı içeriye, verici ise içeriği dışarıya taşıyor. Sima. Çanak anten gibidir. Herkesi ele verir. Herkesi ele verir. Yalan konuşan, hatta Ehli Dünya bunun kitabını yazmış. Böyle dinleyen, böyle oturan, böyle yapan, şöyle yapan, şöyle dinleyen, böyle dinleyen, yan dinleyen. Bunlar beden, bu ilim yani. Peki nedir? Ruhtan haber veriyor. Sen ne kadar gizlersen gizle. Mesela hemen şeyi değiştirdi ya. Savunmalıyım. Bak bir şey değil mi? Ama ben anlamıyorum onu diyeyim sana. Okumuştum orada biliyorum. Öyle tamam. Onun için hemen değişti. Suizan niye girmiş abi? He? Suizan niye girmiş? Şöyle diyeyim suizan. Şimdi bu kesin değil. Bununla hükmediyor anlayışına. Mesela senin şöyle duruşunda bende bir hal olur. Ama bu halde beyin karışabilir. Şeytan da karışabilir. Sana karşı daha öteden bir duygum olabilir, fikrim olabilir, geçmişimiz var. Bu bulaştırır. Kesin olmadığı için şeriat kesine hükmeder. Onun için vehim ve vesveseye hükmetmez ve kale almaz. Kişiseldir çünkü. Evet. Mesela la ibretel ihtimali gayri naşian delil, bir delil bir emarede neşet etmeyen bir ihtimalin zannın hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla İslamet zandan bizi kurtarmıştır. Zan yoktur. Varsa vehim ve vesvesedir. Onun için kale alınmaz. Hükmedilmiyor. Mesela senin hakkında böyle düşünüyorum. Ben nereden biliyorum? Kalbini mi yardım? Ondan, zanlarından, ufandan, şeyinden de kaçın. Burada anlatmak istediğim şuydu. Bu sima dışarıdakileri topluyor, çanak anten gibi şekli manaya dönüştür. Manayı sima şekile dönüştürüyor. Baktığınız zaman olan bu adam Allah Allah diyoruz ya. Peki suret esmanın dışa vuruşun en son noktasıdır. Şu suret Allah'ın esmasının en son dışa vuruşudur. En kesifidir. En katı olunca nur en güzel gözükür. Camları açtınız mı arkadaşlar? Kere açtığınız halde ateş basmıyor ha? Sap. Bari bu sayfayı okuyayım. Şimdi... 5 dakikada var ha? He? 5 dakikada var. Tamam. Oyuyorum. Öyle mi? Maşallah. Koku da bak aşağıya gidiyoruz. Koku, renk, tat, surettir. Giydirilmiştir. Her mahlukun, her bir mertebesinin en dış tarafı içeriye girdiği suretler de değişir. Bak arkadaşlar, yaşa göre, kültüre göre, halete göre
düşünceye göre simanız değişiyor, şekliniz değişiyor, kokunuz da değişiyor. Köpekler, hayvanlar kokudan anlıyor. Seviyor mu, sevmiyor mu? Mesela Allah Resulü çok güzel misal verdi. 3,5'a kadar çocuğun el sesinde anne cennet kokusunu alır. Bebeğin kokusu da çok tuhaftır. Hiçbir kokuya benzemez. Bizim leş gibi kokar. Çünkü leş gibi olmuşuz içimiz. Tertemiz olduğu için, ruhu tertemiz, leş gibi kokan bebek varsa altını temizlememiştir annesi. Oysa bebek kokusu çok harikadır. Ben ısırmaktan, öpmekten değil, koklamayı çok zevk alır. Çok tuhaftırlar. Peygamber de koklarmış. Sonra öğrendi, bende niye var? Peygamber de torunlarını koklarmış. Çünkü koku bedensel değil, ruhun dışa vuruşudur. Peki, rezil kokan bir adam düşünün. Kusura bakmayın. Yani kimseye bir şey yapmıyoruz da, demesek de ahirette bunun karşısı çıkacak. Bari burada bir şey bilelim ki düzeltelim. Hata varsa. Diyelim ki çok rezil kokuyoruz. Parfüm almana gerek yok. Ahlakını düzelt. Ahlakı ağır olan kokusu çok acayip olur. Niye bunlar demiş? Ha, kişi kendisini tamir etmeye ilmini veriyor kitaplar. Karşıki tarafta diyor ki bak bu adam fena kokuyor. Ahlakı ağırdır. Ona göre imzalara at. Ticaret yaparken dikkat et. Bu adam boy uzundur, kısadır, tombuldur, keldir, saçlıdır, beyazdır, siyahdır. Ha, nedir? Düşmanlık değil, tedbir almaya şey yapıyor. Bir, ben beyazım. Ha, nedir o hisleri? Şu. Ha, benim zaafım bu. Saçım kel. Benim zaafım bu. İyi tarafım bu, kötü tarafım bu. Ona göre adım atarım, karşıki tarafta bu adım atar, kavgayı önler. Kavgayı önlemek için. Parfüm arama. Hastalandın psikoloji yani derim ya. Doktor hoca arama. Geç kusur ara. Tövbe et. Geçmiş. Ha? Çünkü beyin ve vesveseler diyor lemalarda ikinci lema. İşlediğimiz günahlar kafamıza girer hep soru ve şüphelerden giriyor. İnternet televizyonlardan kalkmayacaksın. Kapattıktan sonra saat gece 11 şöyle olacaksın. Of be. Ne kadar huzurluyum. İyi ki seyrettim. O yüklendin. Orada hangi artistin o film oynarken ne aleti varsa tak diye girdi o. Şu anda ben neler hissediyorsam size pat diye giriyor. Bu sirayet. Açık saçık geliyor. O andaki cinlidir, ruhsaldır, psikolojisidir, psikoterapisidir, psikomanyaktır veya iyidir, kötüdür. Ne varsa kopyala yapıştır giriyor. Eğer savunman yoksa. Yani dindeki adı haramdır. Biyolojik ismi negatif enerjidir. Niçin? Ya nasıl oluyor? Baktığın zaman demiyor musun oğlan adamın baktı midem bulandı ya. Veya öngörü kilonu gibi benziyor ya. Surata bakın ya. Yani değil mi? Bizi etkiliyor değil mi? Ha, içeriye girdiği için. O zaman o günah denilen şey onun timsali sureti cismi misalisi lap diye içeriye giriyor. Ustad 410 sözlerde söylüyor. Sayfayı bilerek söylüyorum. Diyor ki merhume bir kadına morgdaki cesede nazar-ı şehvetten bakmak derinden derine hissiyat-ı ulvi-i insaniyi tahrip eder. Tahrip eder. Bir cesede bakan bir adam düşünün. Ha, onun diyor sağ cenazesine sureti sağdır. Ruhu gözükmüyor. Şu anda dolaşan veya televizyondaki resme belki de o filmi çeviren kadın ölmüştür. Ha morgdaki cesedine baktın, ha ölmüş televizyondaki filmine bakıyorsun. Morgdaki cesedine bakmayla aynıdır. O zaman abi niye sıkılıyorum ya, canım sıkıldı abi, tahammül edemiyorum abi, hemen asabi oluyorum ya, hemen pahalıyorum, Allah Allah niye böyle oluyor? Gökten gelmedi sana bu. İçeride bir tane bombalar var, patlıyor işte, dinamitleri koymuş, tek tek patlıyor. Temizleyeceğiz kardeşim içimiz. Yani suçu, bunu anlatırken suçu karşıya yüklemeyin. Ne ararsın Şam Buhara'da, hakikati kendinde ar. Böyle bir zaafın varsa karşıya suç arama. Dön kendine. %100 haklı dayı olsan kader bana niye tokatlıyor? Demedim. Tamam. Şu bir şey sayfa şunu bitirirsem aşağı kadar 279'u da başka zaman okuyacağım. Dikkat ederseniz sürü bu tür dersleri 3-4 ayda bir yapıyorum.
Çünkü alıştıra falan zor oluyor diye. Biraz sıkıyor sizi ama ben elimden geldiği kadar sıkmamaya çalışıyorum. Yok abi, sıkılmıyor. Yani ağır zannediyorum. Madem herkes farklı anlayabiliyorsa sureti, bunun öteki ucunda vücudunu da ispat ediyor. Yani herkes farklı farklı anlayabiliyorsa bu demektir ki farklı farklı hülle ve libas giymiş. Bak. Misal. Herkes beni farklı görür. Kimisi dayı der, kimisi abi der, kimisi hoca der, kimisi oğlum der. Değil mi? Kimisi şöyledir, böyledir, gaddaptır falan, haindir, zalimdir, merhametli şey. Herkes herkes farklı değil mi? Mesela kardeşimiz annesine karşı farklıdır, hanımına karşı, dayısına, yeğenine farklı mıyız? Niçin bir insan herkese farklıdır? Köpek öyle değildir. Sığırınız sığırdır. Sen diyelim teyzene gittin farklısın. O teyze, halana gittin, amcan çocuğuna vesaire gittin, farklı farklı oluyor mu? Oluyor. Bu ne demektir biliyor musun? Giyilen elbiseler çok. Değişkendir insan. Şu libastan kaynaklanıyor, libas. Şöyle bir misal vereyim. Eğer hanım sana vermemişse bugünkü giydiğin gömlek kaza, kar dolabından gidip sen almışsan bugünkü duyguların o cinstendir. Çünkü hangisini niye seçtin? Abi ben öyle gitti. Eline gitti zannediyorsun, götürüyor birisi. Peki yüzü bilen ne şeytan yüzü, bismillahirrahmanirrahim deyip giydin. Yani haram manası değil. Arkadaşlar şunu fark şey yapmaya çalışıyorum. Herkes senin farklı görmesi, herkes senin hakkında farklı hükümler, düşüncelere girmesin. Beni herkes şu anda farklı görür. Tamam. Sebebi bende giyilen mertebelerin herkese farklı paket göndermesinden kaynaklanıyor. Buraya bir sığır koy, herkes eşit görür. Bakan kişinin şeyi... Evet. Bakan kişi ikisi de var. Bir, normal baktığı zaman ben farklı gözüküyorsam farklı sinyal veriyorum. Bir de kendi farklılığı var ya ki, ondandır ki insan devamlı değişkendir kendisi, baktığı yerde değişiyor. Sabit değilsiniz. Mesela 6 ayda bir hücre değişmiyor mu? Değişiyor. Bir senelik hücre var mı? Yok. Niye peki bir sene önceki resme benzemiyorsun sen? Bir senelik hücren yok. Bu değişkenlik nereden geliyor? Sen böyle miydin? Yok. Arkadaşlar, sen böyle miydin? 2 sene önce. Yok. Peki hücreden mi kaynaklanıyor? Yok. Kardeşim 2 sene önceki simanda, 2 sene önceki hücre yok ki. Yeni daha en fazla senin simanı meydana getiren 6 aylıktır. Öyle mi doktorum? Senede 2 defa değişiyor diyor usta. Hücre. Yani hücreden dolayı simamız değişmiyor. Niye ondan dolayı namaz kılanla kılmayan hain zalim sureti değişiyor? Yani ruhsal haletimizde göre sima değişiyor. Bir kalemim gibi ya. Dışarıya göre içini değiştiriyor, içine göre dışarı değiştiriyor. Bir kalemim var, götürüyorsun kalemi böyle. İki beyaz sarı. Bir tane beyaz, bir tane sarı. Nasıl oluyor? İçerisinin, iç aleminin dişi yorumlamasıdır o. Dişe karşı verdiği cevaptır. Bir kalemim sureti. Değil mi? Yeşil oluyor, sarı oluyor. Dışarısı onu değiştirmiyor. Dışarısı onu değiştirmiyor. Dışarıdan gelen sinyal ile içindeki hakikati değiştiriyor kendisi. Kendisi verdiği cevaptır. Allah-u Teala bu kalem onu yaratarak bize bu dersi veriyor değil mi? Ya. Yani değişiyoruz kardeşim. Mesela bir kalemim biz nereden geldiğini, geçtiğini görmedik. Sırf ona baksak, odaklansak kamera. Yeşil oldu, beyaz oldu, sarı oldu. Ne deriz? Ha sarıdan geçti, yeşilden geçti değil mi? Bizim simalar da böyle. Şu anda falan şeyin üzerinde. Şu duyguların üzerinde. Şu andaki duygu. Yani simalarımızın değişkenliği bizim batındandır. Hani ağaca vücut giydirilmiş. Ağaca bakın bak. Vücut, şekil yani. Hayat var ağaca. Yaprak var ağaçta, koku, renk,
tat, zevk, lezzet, yiyince, his, mana giydirilmiş. Ağaca bakıyorum, şekli var. Ağaca yaprak giydirilmiş. Sonra buna renk giydirilmiş. Koku giydirilmiş. Tat giydirilmiş. Lezzet giydirilmiş. Tamam. Bunu yedikten sonra bende mana uyanıyor. E peki, bakın birbirini kapatıyor mu? Şekil. Aynı yerde renk. Aynı yerde koku. Aynı yerde tat. Öyle değil mi? Evet. Kapatmamış. Aynı yerde yakın duman. Aynı yerde nur. Yaprak kilosu vardır, çıkanın kilosu yoktur. Hacmi vardır, çıkanın yoktur. Yani zahir ile batın hiç alakası yok. Dünya böyle bak. Ha bak. Bak dünya. Aynı yerde. Koku, renk, tat, şekil, yaktığın zaman duman, nur, ısı, ışık, bir sürü şeyler. Ama aynı yerde bak birbirini kapatmıyor. Şu anda da ben herkese farklı gözükmem. Burada olduğum için siz de öylesiniz de. Herkeste farklıyım. Çünkü acayip duygular yoğunluğu var üzerimde. Herkesi farklı alır onlar. Kimisi ona ne ilan etti adam şuraya bak ya. Ötekisi şuraya bak. Risale'nin zarar veriyor. Ötekisi diyor ki Allah Allah. Ahiret dünyaya bu kadar yakın mıymış ya? Ya Allah razı olsun diyor. İki tane. Aynı kişiye bakarsın. Zalim diyor sana. Aynısı Allah razı olsun falan diyor. Olur. Geleni der ki bugün överler yarın söverler diyor. Onun için en iyisi sabit olanı seç diyor. O da Allah. Allah ya. Ama Allah. Allah'ın var mı kardeş? Problem yok. Her şey kontrol altındadır. Telaş etmeyin. Allah var Hasan abi. He? Allah'tan Allah var. Allah'tan Allah var. Kırmızı değil. Son cümlem. Yok. Aynı yere çok şeyler giydirebilmişse öteki ucunun nihayetsizliğini gösteriyor. Sırf görünen olsa süret donuk olurdu. Tek boyut. Eğer tek boyutsa içi de tek boyuttur. Dünya herkesi göre farklı gözüküyorsa dünya suretinin altında ahiret değişkendir. Çok mertebelidir demektir. İnsan da böyledir. İnsan kadar değişken var. Yok. Çünkü insan cemül cemdir. Camül ezdattır. Zıtların cemidir. Küllünün toplamıdır. İmam Ali'nin sözüyle bitiriyorum. Radiyallahu anh. İnsan cismine bakıp küçük zannetme. Bütün alem onda dürülmüştür. Bütün alem. 187 işaretleyeceğiz. Bütün alem ona dürülmüş. Bütün alem insandadır. Şey devam ediyor bu sözü. Muhyiddin Arabi diyor ki, İmam Ali diyor ki diyor, insanın cismine bakıp küçük zannetme. Bütün alem onda dürülmüştür. Devam ediyor kendisi. Bütün alem burada dürülmüşse bu insan nerededir? Bütün alem yani şu, bir saray var. Ustad adlı esmasında anlatıyor lemalarda. Bir saray var. İçinde bir şehir var. Şehrin içinde memleket var. Memleketin içinde alem var. E saray nerede o zaman? Demezler mi adama? İşte o saray insandır. Taşları diyor bir kısmı alim ervahtan, o sarayın bir kısmı malzemesi alemi misalden, bir kısmı alemi manadan, lef-i mahfuzdan, arştan, kürsten, Cebrail'den, Mikail'den, İsrafil'den, böyle cemül cem bir yapı ve sistemdir. İşte biz kullanıyoruz şu anda. Sen kendini et yılını mı zannediyorsun kendini? Son model. Her sene son model. Her an son model. Bakın nasıl format attık şu anda. Ve hep kendimize birbirimize hepimiz. Yeniyiz arkadaşlar. Şu anda ölsen şehitsin. Çünkü şu anda orayı yaşıyorsun.
Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Ya Rabbel Alemin, cinlerin, şeytanların, erva-ı habise, mevad-i şeririne ve nefsi emmarenin vehim ve vesveselerinden sana sığınırız ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahümenilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha temassalavatuhu.